Ben hiçbir parti da kayırmıyorum, şey yapmıyorum. Kayırıyorsun, yapma Allah'ını seversen. Tayyip abiyi kayırıyorsun, senin söylediklerini. Neyin? Tayyip abiyi savundun, sabahtan beri konuştun. Adam öyle dedi ki. Döviz kaç para oldu ya, hayat ne kadar pahalandı. Bunları niye söylemiyorsun? Atatürk'ten sonra Tayyip gelmiş. Bak gördün mü? Evet. Demek ki Tayyip abiyi savunuyorsun. Deminden beri dedin hiçbir partiyi savunmuyorum dedin. Fiyatlar nasılmış? Fiyatlar iyi. İyi mi? İyi. Emekliye diyor biz geçinemiyoruz diyor emekliler. Ben de emekliyim, geçinebiliyorum. Allah ne kadar veriyor? Bereket versin. Onda gözümüz yok da. Emekliye 9,5 alıyorum. 9,5? Evet. Yetiyor mu 9,5? Yetiyor. Sadece markete mi gidiyor 9,5? Markete gidiyorum. Hı-hı. Sigara içmiyorum. Hı-hı. Alkol almıyorum. Çok güzel. Zaten alma pahalı. Yani onun için geçinebiliyorum. Bir şişe olmuş 1.200 lira. Evet, ben geçinebiliyorum. Peki abi kira var mı? Kira yok. Kira yok. Kira yok. Peki kira veriyor olsaydı mesela şu an ne kadar kiralar? Geçinemezdim. Ne kadar kiralar? Kiralar şeyine göre. Ortalama 10 bin lira, 8 bin lira. Şimdi gençler yuva kuracaklar. Asgari ücret 11,5. Nasıl ev kuracaklar, ev tutacaklar 10 bin liraya mesela? Vallahi çalışsınlar. Tam çalışıyor, 11 alıyor, 12 alıyor diyelim. Evet, yok 12 alıyor. 10 bin kira verdiği zaman nasıl geçecek? Benim kız da var, çalışıyor. 20 bin lira maaş alıyor. 20 alıyor? Evet. Onun eve verirse 10 bin lira yetecek mi? Yeter. Yeter mi? 20 bin lira alsa yetmez mi? Abi şimdi geriye kalıyor, günlük 300 lira kalıyor. Adam başı 10 bin lira kalıyor desen. Günde 300 lira yapar. 3 öğünde hesaplasan öğün başına 100 lira yapar. Ayağını yorganına göre uzatırsan yeter. Yeter mi diyorsun? Yeter. Yani... Bir sigara bak. Ben geçinmenin sırrı şükürden mi geçiyor? Poşeti görüyorsun, her şey almışım. Patlıcan almışım, biber almışım. Bir paket sigara. İçmediğim için buna vermişim. Geçinmenin formülü şükretmekte mi? Şunu almışım. Yetinmekte mi? Şunu almışım. Kaç kuruş? 105 liraya almışım. 2 paket sigara geldim. İçmiyorum. Onun için geçiniyorum. Anladım. Ben 73 yaşındayım. Sigara içmemek çözüm yani. Her şey biliyorum. Bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tabii ki. Bazı vatandaşlar diyor ki mesela yetmiyor diyor aldığım para. Zaten sıkıntılar bitmez de. Ben 73 yaşındayım. Şimdiye kadar bütün sıkıntıları görmüşüm. Nelerdi mesela o sıkıntılar? Ya mazot bulamıyorduk. Arabam vardı, mazot yok. Yağ yok, şeker yok. Bulamıyorduk. Şimdi araba var mı sende? He? Araba var mı? Arabam var. Var araba. Var. Mazot fiyatları nasıl peki şimdi? Ya ona göre, mazot fiyatları ona göre şey yapıyor. Şimdi mazot var, peki alabiliyor musun? He, alabiliyorum. Bir depoyu doldurduğum zaman 2-3 ay bana yeterdir. Depoyu doldurduğum 2-3 ay yetiyor. Bir yere gitmiyorsun o zaman sen. Ya nereye gideceğim? Köye git. Hanım ne köy? Köyüm yok. Köy yok mu senin? Köyüm yok. Memleket yok mu köy? Efendim? Memleket neresi? Memleket ben Siirtliyim. Siirt'e gidebilir misin mesela? Nasıl? Siirt'e gidebilir misin arabayla? Ben arabayla gitmem, uçakla gidiyorum. Orada da gezeceğim falan ya, o yüzden dinlerim. Ya ben trenle gidiyordum, kara tren, ekspres de yoktu. 3 gün, 3 gece o kara trenle gidiyordum. Şimdi eksprese biniyorsun. Şimdi hızlı tren var. Hazır tren gitmez. Siirt'e giderse. Ha, Siirt'e değil. De Van şeye kadar var yani. Van'a kadar bilmedim, var. Bilmiyorum. Şimdi o hızlı trene de binmedim. Van'a kadar var şimdi, gidiyor. Van'a da gidiyor. Van'a kadar var. Siirt'e de son durak Kurtalan. Barış Manço'nun Kurtalan ekspresi diyor ya. Evet. Oraya kadar gidebiliyoruz. Peki biletler kaç paraymış? En son bilmiyorum. Ben gitmediğim için bilmiyorum. Gidiyorum diyorsun. Şimdi diyorsun ki gitmedim, hayır, bilmiyorum diyorsun. Hayır gitmedim. Ben trenle gitmedim. Trenle giderim diyorum. Yok, uçakla giderim. Yani gidersem trenle giderim. Uçakla giderim diyorum. Uçakla giderim. Uçak kaç paraymış? Uçakta çoktan beri gitmemişim. Abi sen çoktan beri evdeki de gitmemişsin. Bir de giderim diyorum, kurban olayım. Mesela diyelim buradan arabayla çıktık. Kaç tane gişeden geçeceğiz? Kaç para ödeyeceğiz? Gişeye o biraz mazot değil. Gişelerde para var. Para çok gider. Çok gider. Evet. Benzinden çok gider mi? Efendim? Benzinden fazla yol parası verir miyiz? Tabii. Değil mi? Tabii. Benzinden çok otobana para veriyoruz. Otobana veriyoruz. Niye böyle oldu abi? Asfalt biz bilmem. Dökemiyor muyuz? Niye? Biz bu yabancı şirketlere verdik de onlar döküyor bizim yerimize. Bilmiyorum. Bilmem diyorsun. Ben karışmam. He? Ben bilmem o işleri. Ben bilmem işte. Hangi kanalda? Arabama binerim, kontağımı çeviririm. Peki teşekkür ederim. Bende de 2 tane medyacı var bende. Maşallah. Abi sana da sorayım. Sor. Ben abiye bir şey söyleyeceğim. Abi sırf yeme içme işi yapıyor. Kültür sanat var mı hayatında senin? Efendim? Kültür sanat var mı? Hiç tiyatroya gidip bir takım imkanlarından faydalanıyor mu? Güzel bir lokantaya gidiyor mu? Gençken sinemaya da gidiyordum, tiyatroya da gidiyordum. Şimdi gidebiliyor mu yani? Para var mı? Ha? Bak, bu abi güzel sorular sordu sana ama sen hep böyle teğet geçtin. Yani dedi ya sayın bir tane başımızda abi var ya, ağır abi, şey büyük abi. Şimdi kahvelere git, kahvelere gibi kahve içiyorum ki 100 lira. Gitmiyorum kardeşim, ben 100 lira kahveye vermiyorum. 50 lira çaya vermiyorum, evimde demliyorum, içiyorum. Sen kaç para abi? Ondan sonra kredi kartı tak. 1 kilo çay kaç para abi biliyor musun? Kaç para? Bilmiyorum. Çayına göre. Sen biliyor musun fiyatı? Ben biliyorum. Biliyorum. Ben bilmiyorum, ben bedavaya alıyorum. Bak. Gidiyorum reisin mitingine, kafama atıyor bir tane, alıp elde demliyorum. En güzel çayı, Türk çayı, Filiz, Çaykur. Çaykur'u 135 lira. Of. Çaykur, zaten Türk, bizim Türk çayımız olduğu için. 2 paket sigara parası. He, alma, alıyorum, iç. Alıyorum, bana 2 ay yetiyor. 2 ay. Peki abi, seni daha fazla yormayalım elindekilerle. Yok, teşekkür ederim, iyi akşamlar. Hayır değil. Teşekkür ederim abi, hayırlı akşamlar. Yani ben çok şeyler gördüğüm için. Ben hiçbir parti da kayırmıyorum, şey yapmıyorum. Kayırıyorsun, yapma Allah'ını seversen. Tayyip abiyi kayırıyorsun, senin söylediklerini. Neyi? Tayyip abiyi savundun, bak, sabahtan beri konuştun. Adam ki öyle dedi. Döviz ki. Döviz kaç para oldu ya, hayat ne kadar pahalandı. Bunları niye söylemiyorsun? Atatürk'ten sonra Tayyip gelmiş. Bak gördün mü? Evet. Demek ki Tayyip abiyi savunuyorsun. Deminden beri dedin hiçbir partiyi savunmuyorum dedin. Bak bu çekimi kesmeyin. Ben Siirt'te müteahhitlik yapıyordum. Okul, sağlık ocağı, cami inşaatlarını yapıyordum. Kaçtım, oradan geldim. Niye geldim? Soruyorum. Bu PKK'nın yüzünden geldim. Neyin yüzünden? Anladın mı? Okul yapıyordum, roket atar atıyorlar diye, anladın mı? Yok ediyorlar. Sağlık ocağı yapıyordum, roket atar atıyorlar diye, yok ediyorlar diye. Kaçtım. Şimdi var mı orada? Şimdi yok, serbest. Daha dün 12 şehidimiz var abi, biliyor musun? Temizledi orada. Türkiye'de kirli bir savaş var. Bunları görmüyorsunuz, körsünüz. Dün 12 şehit verdik, haberin var değil mi? Daha dün 12 şehit verdik. Sen oralara git de gör. Gör oraları. Eskiden kötüydü oralar. Ben sana bunu söylüyorum. Bakın bunu kesmeyin. Vallahi de billahi okul yapıyordum. Okul çocuklar için köylere gidiyorum, okul yapıyorum. Geliyor ayağında ayakkabı. Hele bu müteahhidi kimdir benim? Sen bu okulu yapamazsın. Ne yapamam? Yapamazsın. Anladın mı? Ben devam ettim. Yapmaya başladım. Geldi. Betonu da döktük. Bir gün geldim, baktım görev atar atmışlar. Hepsini yok etmişler. Var mı öyle bir şey? Tayyip Erdoğan bunları yok etti. Yok. Ben biliyorum. Orada derin devlet diye bir şey var. Derin devlet kendisi orada. Ben 73 yaşındayım. Kargaşa yaratıyor. Bana okumayı ben biliyorum. Sen benim burada yaram var. Bak kamyonumu yaktılar, traktörümü yaktılar. Yaktılar hep şeyimi. Eyvallah abi. Peki, hadi. Abi sen Tayyip'i savunuyorsun. Ben Tayyip'i savunuyorum. Vatanımı savunuyorum. Vatanımı. Eyvallah. Kültürlü bir abiye benziyor. Gel abi. Nankörcü mü? Ben müteahhitlik yapıyordum ya. Her şeyimi yaktılar. Çevir abi, çevir. Biz miyiz nankör abi? Ben bir şey anlatmam. Biz miyiz nankör abi? Bana göre değilsiniz. Adamın anlattıkları çok doğru. Çok doğruysa gel abi, sen de kendi fikrini söyle o zaman. Nankörcü deyip kaçıp gidiyorsun. Bunlar hep alışmış suyu bulandırmaya, tamam mı? Sürekli böyle karıştırıyorlar. Bulanık suda kimse gerçekleri görmesin. Dibinde ne var görmesin. Alışmışlar, ezberlemişler. O ezberlerini hiç bozmuyorlar. Sürekli A televizyonu seyrediyorsa, ATV televizyonu seyrediyorsa kafa bu kadar çalışıyor işte. Bu kadar basıyor. Hakarete girmeyelim. Hakaret değil yani. Adam düz mantıkla bakıyor. Ya biraz şöyle at gözlüğünü çıkar bir etrafına, şöyle bir bak. Şimdi mesela diyelim ki beyefendi müdahale etmeyin. Bak ben gerekeni söylüyorum. Hakaret etmeden konuşun diyorum. Bak ben müdahale ediyorum, siz etmeyin. Ben burada arayı buluyorum zaten. Ama fazla aktivite bulanıyor, biliyor musun? Tamam bak, siz de hakaret ediyorsunuz. Etmeyin. Gel, sen de konuş. Gel. Etmeyin. Tamam. Fikrimi soruyor, fikrimi söylüyorum. Mesela, madem özgür düşünceni sordum. Bak böldün mü böylece adam bana dönüp konuşmuyor. Ben kimseye hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum, tehdit etmiyorum. Yasayı, kanunu, hukuku biliyorum abi, yani. O kadar da cahil cahil değiliz. De yani adam dediğin doğru şeyler söyleseydi ben de alkışlardım ama adam dedim abi. Dedim abi ya müdahale etme ya gel yanımla konuş. Gel burada konuşalım. O zaman müdahale etme abi. Yani ya konuşmayı bilin, ya susmayı bilin birazcık. Bak ya konuşmayı bilin ya susmayı bilin. Ya gel konuşalım ya susun abi. Allah anlamıyor ki abi. Bak ben ne diyorum? Ben ne dedim adama? Hakaret etmeden yorumla abi dedim. Ben gerekli şeyi söyledim zaten. Siz etmeyin müdahale. Abi ben az önce mesela abi dedi ya, Erdoğan orada terörü bitirdi dedi. Mesela örnek veriyorum, eskiden gerçekten doğuda böyle bir sıkıntılar vardı. Sen de şahit etmişsindir. Mesela ama kendi oğlunu göndermeye gelince çürük raporları, bedelli askerlikler, her şey anında çıkıveriyor. Bu adaletsizlik neyden kaynaklanıyor mesela? Ya şimdi bak, mesela Türkiye'de siz hiçbir villada gördünüz mü bayrak asıldığını? Türkiye'de 3 tür askerlik yapılıyor. Bir tane Mehmet Beyler diye askerlik yapanlar var. Bir tane Mehmet Ağa diye askerlik yapanlar var. Bir de Mehmetçik diye askerlik yapanlar var. İşte bu ölenlerin hepsi Mehmetçikler. Bunu görmeyenler işte kör, sağır, dilsiz. Bunları söyleyince de suçlu oluyorsun bu memlekette. Tabii ki onlar çocuklarına çürük raporu da alırlar, bilmem ne raporu da alırlar. Ama hiçbir tanesi çocuğu çürük değil, hiçbir tanesi çocuğu rahatsız ve hasta değil. Ölenlere baktık, dün evlerine bayraklar asılmış, hepsi fakir fukara çocukları. 1 kat, 2 katlı evlerde yaşıyorlar, altlarda ahır, üstlerde kerpiç evler, sıvasız evler. Ölsün, şehit olsun, vatan sağ olsun. Yok böyle bir dünya ya. Niye ölsün? Niye onların çocukları gitmiyor? Hep gariban çocukları gidiyor, ölüyor. Biz onların öldüğü vatanın gerçekten kıymetini bile biliyor muyuz? Ya vatanın kıymetini bilen, kanı dökülmüş insanlar var bu ülke için. Kim? Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de ve Türkiye'nin misak milli sınırlarının içerisinde ulusal bir birlik oluşturdu. Herkes kanı döküldü. Ocu bucu şucu falan yoktu. O zaman Mehmet Bey, Mehmet Ağa, Mehmetçik yoktu. Herkes geldi. Orada ulusal bir mücadele verildi ve vatan toprağı kurtarıldı. Şimdi bakıyoruz parası olan askerlik yapmıyor. Ekonomik gücü olan askerlik yapmıyor. Bu mu vatanseverlik? Eyvallah. Yorumlarınız için teşekkür ederim.